Atatürkçü Düşünce Derneği Hatay Şube Başkanı Kezban Kur'an, her yıl Adalet ve Demokrasi Haftası olarak andıkları 24-31 Ocak tarihleri beyinlerden silinmeyen iki önemli tarihi oluşturduğuna dikkati çekti. Kezban Kur'an yazılı açıklamasında şunları kaydetti. 31 Ocak 1990 tarihinde derneğimiz kurucularından Profesör Doktor Muammer Aksoy'u, 24 Ocak 1992 tarihinde ise araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu kalleşçe yapılan saldırılar sonucunda kaybettik. Bu ülkenin aydınlanmasında önemli rol oynayan Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Necip Hablemitoğlu, Gaffar Okan ve daha nice isimlerini sayamadığımız yurtsever, temel hak ve özgürlüklerimizin yılmaz savunucuları olan aydınlarımızı yok ettiler. Bu karanlık güçler, aydınlanma ve bilgilenme ışığını yayan bu insanları sustururlarsa her şeyin istedikleri gibi olacağını düşünüyorlardı. Ama yanıldılar. Onların yazdıkları ve yaydıkları fikirlerin birer ışık olup yolumuzu aydınlatmaya devam edeceğini düşünemediler. Bir öldürdüler, bin dirildik. Ülkemizde yaşanan faili meçhul cinayetlerin, haksızlıkların ve yolsuzlukların karşısında suskun kalmayan ve her türlü gerici, baskıcı ve sömürücü güce karşı direnenlerin sayıları arttıkça bu karanlık güçler zayıflayacak. Karanlığın aydınlıktan, yalanın doğrudan kaçtığı gibi gerçeklerden kaçarak kafasını deve kuşu gibi kumlara gömenler de bir gün geç de olsa doğruyu anlayacaklar. Bükülmeyen, kırılmayan ve her şeyden önce asla fikirlerine ipotek koydurmayan bir yazar da Uğur Mumcu. Kalleşçe ve hunharca katledildiği 24 Ocak 1993 tarihinden bugüne 22 yıl geçmesine rağmen halen katillerin bulunamaması akıllardaki pek çok soruyu yanıtsız bıraktı. Onu hiç unutmadık. Ona olan özlemimiz her gün biraz daha artıyor ve onu çok arıyoruz.